Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 32. bölümden devam ediyoruz. Hazreti Ali bir gün hutbesinde şöyle demiştir: "Sizler ölülersiniz. Ölümden sonra dirileceksiniz. Yaptığınız amellerinizin durumuna göre karşılık göreceksiniz. Sakın ola ki dünya yaşamı sizi aldatmasın. Çünkü o imtihanlarla sarılmıştır. Yok olması içinde ne varsa hepsi yok olmaya mahkumdur. O dünyalar arasında birinden diğerine geçer. İstikrarsız durumlara sahiptir. İnsanlar onun kötülüğünden emin olamazlar. Dünyalılar tam sevinç ve bolluk içindeyken bela ve aldanmalara maruz kalırlar. Çok çeşitli durumlar meydana gelir. Dünya iyice yerilmiştir. Eman yoktur. Dünyalıların hedefledikleri gayeleri vardır. Herkese orada süresi takdir olunmuştur. Herkesin payı ölçülüdür. Ey Allah'ın kulları, iyi biliniz ki sizler ve içinde bulunduğunuz dünya sizden önce yaşamış olanlardan farklı değildir. Hatta onlar sizden daha uzun yaşamışlar, sizden daha güçlü hakimiyetler kurmuşlar, daha modern ülkeler tesis etmişler, eserlerini daha uzun süre dayanacak şekilde yapmışlardır. Buna rağmen uzun süre devam eden eserleri yok oldu. Sesleri kesildi, cesetleri çürüdü, muhteşem köşkleri, çardakları harabeye döndü, izleri silindi. Etrafı sular ile çevrili köşklerden, ipekli yataklardan, koltuk yastıkları arasında ayrılarak lahıt ile örtülü, üzeri taşlar ile kapatılmış, zemine çakıllı mezarlara götürüldüler. Mezarlıkları eski konaklarına yakındır ama içindekiler güzel binalarda oturanlara yabancıdırlar ve yapayalnızdırlar. Yeni sakinler onları düşünemeyecek kadar meşguldürler. Komşuları ile sevgi bağı kuramazlar. Aralarında kardeşler ve komşular gibi karşılıklı gidip gelme yoktur. Halbuki onlar yakın yerlerde otururlar. Aralarında nasıl karşılıklı ilişkiler olabilir ki? Onları geçen günlerin değirmen taşı un gibi öğütmüş, böcekler ve toprak vücutlarını yemiştir. Yaşamdan sonra artık ölüdürler. Yaşamın parlaklığından sonra kupkuru kaldılar. Şimdi onlar dostlarını bırakıp yeraltının sakinleri oldular. Geri döneceklerini zannediyorlar. Heyhat, heyhat, nafile. Nitekim Cenab-ı Allah şöyle buyurur: "Nihayet onlardan, yani müşriklerden birine ölüm gelip çattığı zaman Rabbim der, beni geri gönder. Ta ki boşa geçirdiğim dünyada iyi iş ve hareketler yapayım." Hayır, onun bu söylediği söz boş laftan ibarettir. Onların gerisinde ise yeniden dirilecekleri güne kadar süren bir berzah vardır. Sanki sizler de onlar gibi kupkuru bir yere gidip orada birleşmişsiniz. Aynı toprak yatağa rehin olarak alınmışsınız. Kendinizi öyle değerlendirin. Durumların iç yüzü gözlerinin önüne serilse, kabirler açılıp da kalplerde ne var ne yok ortaya çıkarılsa, işlediklerinizin hesabını vermek için Yüce Allah'ın huzuruna getirilseniz, kalpler önceden işlenmiş günahlar yüzünden yuvalarından fırlayacak kadar hızla çarpsa, perdeler ve peçeler yırtılıp atılsa, ayıplar ve sırlar ortaya çıksa, haliniz nice olurdu. O zaman herkes yaptıklarının karşılığını görecektir. Nitekim Allah, bu Allah'ın kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, güzel davrananları da daha güzeliyle mükafatlandırması içindir buyurmaktadır. Bir başka ayette de Allah, kitap ortaya kondu. O zaman günahkarların onda yazılı olanlardan ürktüğünü görürsün. Allah-u Teala bizi de sizi de Kur'an-ı Kerim ile amel eden, kendi dostlarına uyanlardan eylesin. Hatta bizi ve sizi kendi fazl-ı keremiyle cennetine koysun. Şüphesiz o hamd ve övgüye en layık olandır. Amin. Bilge kişilerden birisi der ki: "Günler birer oktur, insanlar ise birer hedeftirler. Dünya hayatı sana her gün oklarını atar da gece gündüz seni delik deşik eder. Yaralanmamış yerin kalmaz. Üzerine gündüzler gelip geceler seni kovalıyorken sen nasıl sağlam kalabilirsin? Günlerin senin üzerinde neleri eksilttiğini açıkça görebilseydin. Senin aleyhine gelen her bir günden kaçardın. Sana saatler geçmek bilmezdi. Ne var ki Allah'ın tedbiri bunların üzerindedir. Dünya lezzeti sıkıntılarını görmezlikten gelinerek tadılabilir. Aslında dünya macunlaştırılmış, öd ağacından daha da acıdır. Apaçık eylemlerini göz önünde alan basiretli kişiler, dünyanın kusurlarını saymakla bitirememişlerdir. Onun getirdiği şaşırtıcı cilveler nasihat eden basiretli insanların anlayış düzeyini de geçer. Ey Rabbimiz,
Bizi doğruya ilet. Ehli hikmetten birinin dünya konusundaki şu sözleri de zikre değerdir. Dünya içinde bulunduğun andır. Zira geçmişi idrak etmen imkansızdır. Gelecekten de bilgin yoktur. Zaman gecesinin haber verdiği gelen gündür. O günün olayları insanı daima değiştirir, bir şeylerini eksiltir. Zamanın görevi toplulukları darmadağın etmek, düzenleri bozmak, fırsatları taşımaktır. Özlemler pek uzun olmasına rağmen ömür kısadır. Her işin sonu Allah'a dayanır. Ömer bin Abdülaziz bir hutbesinde şöyle demiştir. Ey insanlar! Siz bir iş için yaratıldınız. Siz bir iş için yaratıldınız. Siz onu tasdik ederseniz ahmaksınız. Onu yalanlarsanız helak olursunuz. Burada ebedi kalmak için yaratılmadınız. Buradan bir başka yere, ahirete göç edeceksiniz. Ey Allah'ın kulları! Öyle bir yurtta yaşıyorsunuz ki yemeniz ve içmeniz birçok sıkıntılara katlanarak elde edersiniz. Sevindirici bir nimeti elde eder etmez bir de bakarsınız elde gitmesini istemediğiniz bir başka nimet ayrılıp gitmiş. Nereye doğru yol almanız gerekiyorsa ve içinde temelli kalacağınız yurt neresi olacaksa ona göre ameller ediniz. Daha sonra Ömer bin Abdülaziz hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamış ve minberden aşağı inmiştir. Hazreti Ali bir hutbesinde şöyle hitap etti. Ey insanlar! Size Allah korkusunu ve size bırakacak olan dünyayı sizin de bırakmanızı öneririm. Gerçi siz ondan ayrılmayı pek sevmezsiniz. O günden güne sizin vücutlarınızı yıpratırken sizler kendini yenilemek istersiniz. Dünya ile sizin durumunuz yolculuğa çıkmış bir topluluğa benzer. O topluluk sanki yol ala ala hedeflerine ulaşmışlar. Nice insanlar da vardır. Dünyada henüz bir gün kalması lazımdır. Yine bir öğrenciye benzer ki ilim öğrenmek istiyor ama dünyadan ayrılma vakti geldiği için ayrılıyor. Dünyanın sıkıntı ve acılarına üzülmeyiniz. Zira bir gün kesilir. Yine dünya malına ve nimetine de sevinmeyiniz. O da yok olacaktır. Ölüm kendisini kovaladığı halde dünyayı isteyenlerle kendisi gözetlendiği halde gafil davranan kimselere şaşarım. Muhammed bin Hüseyin der ki, fazilet, ilim, irfan, edep sahipleri Allah'ın dünyaya değer vermediğini, dostlarının dünyayı elde etmelerine razı olmadığını, kendi katında onun küçük ve zelil olduğunu, Peygamberimizin ondan uzak durduğunu, sahabe-i kiramı onun fitnesinden sakındırdığını öğrenince dünyada az yediler. Ahiret için çok hazırlık yaptılar. Orada az bir şeyle yetindiler. Oyun ve eğlenceden ayrıldılar. Ahiret yerlerini örtecek kadar giyindiler. Açlıklarını giderecek kadar yediler. Dünyaya fani olacak gözüyle baktılar. Ahirete ise kalıcı gözüyle baktılar. Dünyada yolcunun aldığı kadar azı kaldılar. Dünyalarını viraneye çevirdiler. Ahiretlerini bina ettiler. Pek yakında gözleriyle bakacaklarını bildikleri için ahirete kalp gözleriyle baktılar. Bedenleriyle oraya göçeceklerini bildikleri için ahirete kalben göç ettiler. Birazcık yoruldular ama buna karşılık olarak çok nimet elde ettiler. Tüm bunlar cömert olan Mevla Teala'nın yardımıyla oldu. Allah'ın onlar için sevdiklerini sevip, onlar için sevmediklerini de sevmediler.